Bir haber daha var. PKK'nın okul, hastane ve diğer kamusal alanları hedef alan saldırılarına bir tepki de kültür ve sanat emekçilerinden geldi. Kültür Sanat Emekçileri Derneği Başkanı Hızır İnan, terörün Güneydoğu'yu yaşanmaz bir hale getirdiğini belirtti. İnan, güvenlik güçlerimize terörle mücadele konusunda tam destek veriyoruz dedi. Terör Güneydoğu'yu yaşanmaz bir hale getirmiştir. PKK'nın Güneydoğu'daki saldırılarına tepkiler büyüyor. Terör insanlık için zarar verici en önemli unsurlardan bir tanesidir. İnsanlığın gelişmesine, çağdaşlaşmaya engeldir. Kültür Sanat Emekçileri Derneği Genel Başkanı Hızır İnan, teröre karşı operasyonların devam etmesi gerektiğini söyledi. Oradaki güvenlik güçlerimize bu terörle mücadele konusunda tam destek veriyoruz ve terörü lanetliyoruz. İnan, kültürel mirasında terör saldırılarının hedefinde olduğunu belirtti. Huzurun, barışın olmadığı bir yerde kültür varlığına da, kültür mirasımızı da değer vermeyeceğini düşünüyoruz. Ve umuyoruz ki bu terör olayları okula, eğitime verdiği zararı da kültür mirasımıza, kültür varlıklarımıza vermez. Bir an önce terör olayları son bulur ve orada huzur ve barış oluşmuş olur. Biz de... Ne varsa sanatçılarda var, onların çağrılarında var. PKK'nın okul, hastane ve diğer kamusal alanlara hedef alan saldırılarına bir tepki de kültür ve sanat emekçilerinden geldi. Kültür Sanat Emekçileri Derneği Başkanı Hızır İnan, terörün Güneydoğu'yu yaşanmaz bir hale getirdiğini belirtti. İnan, güvenlik güçlerimize terörle mücadele konusunda tam destek veriyoruz dedi. Terör Güneydoğu'yu yaşanmaz bir hale getirmiştir. PKK'nın Güneydoğu'daki saldırılarına tepkiler büyüyor. Terör insanlık için zarar verici en önemli unsurlardan bir tanesidir. İnsanlığın gelişmesine, çağdaşlaşmaya engeldir. Kültür Sanat Emekçileri Derneği Genel Başkanı Hızır İnan, teröre karşı operasyonların devam etmesi gerektiğini söyledi. Oradaki güvenlik güçlerimize bu terörle mücadele konusunda tam destek veriyoruz ve terörü lanetliyoruz. İnan, kültürel mirasında terör saldırılarının hedefinde olduğunu belirtti. Huzurun, barışın olmadığı bir yerde kültür varlığına da, kültür mirasımızı da değer vermeyeceğini düşünüyoruz. Ve umuyoruz ki bu terör olayları okula, eğitime verdiği zararı da kültür mirasımıza, kültür varlıklarımıza vermez. Bir an önce terör olayları son bulur ve orada huzur ve barış oluşmuş olur. Biz de... Bu gece kültür sanat emekçileri, müzeciler, arkeologlar, sanat tarihçiler, restoratörler ve görsel sanatçılar derneğimizin birinci yılında yaptığımız 2016'ya merhaba, tanışma, kaynaşma ve dayanışma yemeğine hepiniz hoş geldiniz. Sevgili meslektaşlarım, malumunuzdur derneğimiz 2014 yılının 16 Mayıs'ında kuruldu. Henüz bir yılını tamamladı. Örgütlenme çalışmalarına devam etmektedir. Derneğimiz bu süre içinde basında etkin bir şekilde yer almaya çalışmış. Meslektaşlarımızın istihdamına dönük aktivitelerde bulunmuş. Dernek merkezinde çeşitli etkinlikler yapmıştır. Tüzüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Özdeyişleriyle, atamızın özdeyişleriyle başlar ve Türk İslam coğrafyasında, Anadolu'da ve Türk İslam coğrafyasında geçmiş tüm medeniyetlere ait kültür mirasının tespit edilmesi, korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve benzeri faaliyetleri yapmak, meslek çalışkanlarımızın, özlük haklarımızın geliştirilmesine katkı sağlamak, istihdamlarına imkan yaratmak ve tanışma, kaynaşma tüzüğümüz gereği dayanışmalarına olanak sağlamak üzere kurulmuş bir dernektir. Tabii ki derneğimizin Türkiye Cumhuriyeti'nde kültür sanat politikaları ve uygulamalarına dönük söyleyecek sözleri de olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda derneğimiz bir Kültür Sanat Dernekleri Federasyonu'nun kuruluş süreciyle ilgili
projeler geliştirmeye çalışmaktadır. Malum biliyoruz, müzecilerin, arkeologların, sanat tarihçilerin, restoratörlerin kendi dernekleri vardı. Biz 5. dernek olarak Kültür Sanat Emekçileri Derneği'ni kurduk. 5 dernekten oluşan bir federasyon kurma amacıyla. Bu çalışmalarımız devam etmektedir. Şu anda ülkemiz hele seçim sonrası çok kritik bir döneme girmiştir. Ülkemizin belirgin bir coğrafyasında, malum Güneydoğu'da çok ciddi kaygılı bir süreç yaşanmaktadır. Eğitim öğretimimiz sekteye uğramıştır. Orada iç barış yoktur. Şu anda sıcak bir çatışma ortamı vardır. Terör Güneydoğu'yu yaşanmaz bir hale getirmiştir. Malum Taliban Afganistan'da kültür varlıklarımızı yok etmiş. IŞİD Irak'ta kültür varlıklarını yok etmektedir. Yok etmeye devam ediyor. Huzurun, barışın olmadığı bir yerde kültür varlığına da, kültür mirasımızı da değer vermeyeceğini düşünüyoruz. Ve umuyoruz ki bu terör olayları okula, eğitime verdiği zararı da kültür mirasımıza, kültür varlıklarımıza vermez. Bir an önce terör olayları son bulur ve orada huzur ve barış oluşmuş olur. Biz de ülkenin bu coğrafyasında bu 2016'ya merhaba gibi yemekleri barış ve huzur ortamı içinde yaparız. Biz burada bir yeni yıl kutlaması gibi bir birlik beraberlik içindeyiz ama yüreğimiz orada yaşanan olaylara karşı kayıtsız kalamıyoruz. Oradaki güvenlik güçlerimize bu terörle mücadele konusunda tam destek veriyoruz ve terörü lanetliyoruz. Terörün kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Terör insanlık için zarar verici en önemli unsurlardan bir tanesidir. İnsanlığın gelişmesine, çağdaşlaşmaya engeldir. Bu nedenle bu duygularla burada tüm katılımcıları sevgi saygıyla selamlamadan önce bu mekanı bize her zamanki olduğu gibi bu Ormancılar Derneği'nin lokal işletmeciliğini yapan Sema Kılınç Kaya hanımefendimize ve şu anda burada yanımızda bulunan sivil toplum derneklerinin ve sendikalarının temsilcileri, Eğitim İş Ankara Bir Nolu Şube Başkanı Turgay Kaçan ve yönetim kurulu üyelerine, aynı zamanda Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Başkanımız Veysel Atacan Bey'e ve Kültür Sanat İş Genel Başkanı Hamza Bey'e aramızda katılarak bize destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara iyi eğlenceler ve sağlık, huzurlu, mutlu nice yıllar diliyorum. Affınıza sığınıyorum efendim. Zaman ayırdığınız için hepinize de çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum efendim. İyi eğlenceler.